Efendim iyi akşamlar. Ne oluyorla karşınızdayız. Ben Göksun Gören Özgür. İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Devletin tüm birimleri teyakkuzda. Aslında bizler de CNN Türk ekranlarında her zaman yayınlarımızda birlik beraberlik mesajının vurgusunu yapıyoruz. Belki de bu yaptığımız yayınlarda en çok altını çizdiğimiz başlıklardan biri bu. Hayatını kaybedenler var. Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı dileyelim. Ama güçlü olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz kuşkusuz ki. Hepimize birlik çağrısını bir kez daha yapalım. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gitmeden önce zirveye, Endonezya'ya ziyareti öncesinde İstanbul'da konuştu. Net ifadelerde bulundu aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan patlama ile ilişkili olarak. Failler ortaya çıkarılacak dedi. Bir kadın üzerinde duruluyor açıklamasında bulundu. Az önce de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi açıklama. Aynı nitelikteydi. Sertti ifadeler. Türkiye artık eski Türkiye değil dedi Fuat Oktay. Ve bu konunun faillerini araştıracaklarını söyledi. Bakanlar bölgede tüm araştırmaların detaylı bir şekilde yapıldığının bir kez daha altını çizelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oradaydı, o bölgedeydi. Devletin tüm birimleri teyakkuzda ve araştırmalar yapılıyor bu anlamda. Biz de bu konuyu konuşacağız, başlığa değineceğiz. Kim ya da kimler olabilir noktasında ya da neden böyle bir saldırı gerçekleşti, zamanlamayı, süreci hepsini değerlendireceğiz. Konuklarımı tanıtarak başlayayım hemen. Abdullah Ağar, terör ve güvenlik uzmanı, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi. Sayın Ağar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkürler. Siyaset felsefecisi Doktor Lütfü Özşahin stüdyo konuğumuz. Siz de hoş geldiniz. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ. Nihat Uludağ, siz de hoş geldiniz. Ankara'da iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Hava emekli pilot kor general Doktor Erdoğan Karakuş. Sayın Karakuş, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Gazeteci Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik. Sayın Özçelik, hoş geldiniz. İyi yayınlar. Gün boyu olay gerçekleştiği andan beri arkadaşlarımız bölgede aslında sıcağı sıcağına bize son bilgileri aktardılar. Yetkili isimlerden gelen o açıklamalar ışığında diyelim. Ama şimdi bir olay yerine gidelim. Çünkü bölge kapatıldı. Polis ekipleri bölgede, teyakkuzda önlemler alındı. Geniş kapsamlı bir soruşturmadan söz ediyoruz. Olay hem yargıda hem adalette hem de aynı zamanda emniyet birimlerinde diyebiliriz. Şimdi bölgeye gideceğiz. CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu bize Taksim Meydanı'ndan aktaracak. Mücahit, nedir şu an bulunduğun alandaki son durum, son bilgiler, senden dinleyelim. Göksu, evet, saat 16.20 civarında meydana geldi bu patlama. İstanbul'da Taksim'de İstiklal Caddesi üzerinde hemen yaklaşık 50 metre gerimizde yaşandı bu patlama. Tabii patlama sonucunda 6 kişi ne yazık ki yaşamını yitirdi. 81 kişi ise yaralandı. Bu yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Biraz önce olay yerine gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Şu sıralarda olay yeri inceleme ekipleri artık incelemelerini tamamladılar. Delillerini tek tek toplayan ekipler şu an itibariyle yavaş yavaş bölgeden ayrılmaya çalışıyor. Saatlerdir aslında çalışmalar yürütülüyordu bu bölgede. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığını da ifade etmiş olalım. Artık olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı dedik. Bu çalışmaları tamamladıktan sonra da bölgeye temizlik görevlileri yönlendiriliyor. O temizlik görevlileri de oradaki temizlik çalışmalarını tamamladıktan sonra İstiklal Caddesi güvenli hale geldikten sonra tekrar trafiğe açılacaktır diye tahmin ediyoruz. Saat 16.20'de gerçekleşti. Saatlerimiz 21'e yaklaşıyor artık. 3,5-4 saattir İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı yaya trafiğine kapatılmış durumda. Sadece İstiklal Caddesi değil, aslında İstiklal Caddesi'nin çıkan tüm sokaklarda da geniş güvenlik önlemlerinin alındığını belirtmekte fayda var. Güvenlik güçleri, polis ekipleri bu noktada çalışmalarını sürdürüyorlar. Herhangi bir yabancı kişinin, sivil bir kişinin alana girişi söz konusu değil. Tabii buradaki çalışmaları yerinde takip eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından görevlendirilen savcılar da var. İki İstanbul
İki başsavcı vekili bu noktada çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda 8 Cumhuriyet Savcısının da yine olayla ilgili soruşturmaya katkı sağladığını, soruşturmaya destek verdiğini belirtmekte fayda var. Şu sıralarda artık olay yeri inceleme ekipleri görevlerini tamamladılar. Bomba imha ya bomba uzmanı polisler de bu noktada görev yaptı ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay saldırının nasıl gerçekleştiğine dair bir ipucu da verdi. Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu düşünüyoruz, değerlendiriyoruz ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da. Hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da olay yerine gelerek yetkililerden, buradaki görevlilerden bilgi almış durumdalar. Bu yaşanan hadise sebebiyle bu akşam oynanması planlanan Beşiktaş Fraport Tav Antalya Spor maçı da ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu yaptı açıklamayı Göksu. Evet, Mücahit Topçu'dan bilgileri, notları aldık. Mücahit Topçu'nun da belirttiği gibi bölgede ekipler alanı kapattılar, yaya geçişine kapandı. Bakanlar o noktada, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve az önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı. Önemliydi o açıklama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Endonezya'ya hareket etmeden önce yapmıştı. Aslında terör saldırısı, terör eylemi olduğunu düşünüyoruz ifadeleri hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen ilk açıklama hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan gelen açıklama. Bir kez daha Sayın Oktay'ın açıklamalarının altını çizelim. İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu düşünüyoruz dedi Fuat Oktay. Faillerin bulunacağını, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bulacağımı söyledi Fuat Oktay. Ve aynı zamanda bu olayın hesabını soracağız. Türkiye artık eski Türkiye değil açıklamasında bulundu. An itibariyle 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. 81'de yaralımız var. Bir kez daha Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı dileyelim. Önemli bir günden geçiyoruz. Birlik beraberlik vurgusunu yapmakta yarar var. Çünkü sosyal medyada da hem bu ana hem de geçmiş görüntüye ilişkin görüntülerin karıştırılabileceği dezenformasyon vurgusunu da yapmakta yarar var. Görüntüler, farklı görüntüler de paylaşılıyor. Birlik beraberlik vurgusu önemli. Nihat Uludağ, ilk değerlendirmenizi sizden alalım. Birazdan arkadaşımız Merve Tokaz'a da bağlanacağız yaralıların sağlık durumuyla ilgili. Tabii. Arkadaşlarımız gün boyu aslında gelişmeleri takip ediyorlar. CNN Türk ekibi olarak en doğru bilgileri aktarmaya biz burada tüm gün boyu, gece boyu devam edeceğiz diyelim aslında. Evet Göksu, gerçekten öyle. Olayın olduğu andan itibaren bizim arkadaşlarımız hem hastanede hem de olay yerinde olayları sıcaklıkla takip etti. Gerçekten de olay büyük bir titizlik içerisinde soruşturuluyor ki iki başsavcı yardımcısı ve 4 savcı soruşturmanın başında ve bu olayın bütün ayrıntıları titizlikle araştırılacak, ortaya çıkarılacak. Peki ne oldu? 16-20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi ve bu patlamada da 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve 81 vatandaşımız da yaralandı. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Ve bu saldırının ardından hemen tabii olay yerine ekipler sevk edildi. İstiklal Caddesi'nin belirli noktalardan giriş çıkışları kapatıldı. Ve orada titiz bir çalışma başladı. Olay yer inceleme ekipleri, bomba imha ekipleri, AFAD ekipleri ve polis ekipleri herkes kendi branşıyla ilgili olarak orada çalışmalarına devam etti. Peki buradaki önemli konu neydi? İlk önemli konu olay yer inceleme ekipleri ve bomba imha ekipleri o patlamaya neden olan unsurun materyallerini, izlerini, kimyasal kalıntılarını oradan toparlayıp incelemek üzere laboratuvara götürdüler. Buradan patlamanın şeklini ve içeriğini tespit edecekler. Nihat Uludağ, sana da şu soruyu soracağım. Belki Abdullah Ağar da bu konuyla ilgili altını çizer. Şimdi az önce Mücahit Topçu da sizin de söylediğiniz gibi belirtti. Bomba imha uzmanları, ekipler orada. Evet. Materyallerden bombanın şekline varıncaya kadar her şey belirlenecek. O zaman bize hangi örgüt olduğunu da mı gösterecek? Hangi örgütün hangi teknikle yaptığı konusunda ciddi bir emare ve ipucu verecek. Yani o da soruşturmanın seyrini değiştirecektir. Ve hangi örgütün yaptığı önemli. Çünkü sadece bu olay yer inceleme delilleri de değil Göksu. Orada kamera görüntü çalışmaları da çok önemli. Patlamanın olduğu bölgedeki tüm kamera kayıtları incelenmek üzere el konuldu. Uzman polis ekipleri onları tek tek izleyecek. Ben bu konuda şöyle bir şey de söylemek isterim. Gerçekten de İstanbul Emniyeti'nde ben daha önceki soruşturmalardan da biliyorum.
konusuna çok uzman, çok iyi bir ekip var. Mesela ne yapıyorlar biliyor musunuz? O görüntüleri alıyorlar, inceliyorlar. Mesela sağ terör örgütüne bakan uzman polisler, amirler ve komiserler geliyor, görüntüleri izliyoruz. Sol örgüte bakanlar, PKK'ya bakanlar ve herkes kendi branşındaki kişiler geliyor, bakıyor, izliyorlar. Ve oradan da aslında bir ipucu çıkarabiliyorlar ve kim olduğuna dair bir fikir sahibi oluyorlar. Kimlik belirlendikten sonra geriye dönük görüntülerin incelemesi devam ediyor ve saldırgan kimse kaçta olay yerine gelmiş, nereye gitmiş, hangi istikamete gitmiş ve bu geriye dönük kamera incelemelerinden adım adım milimetrik bir çalışmayla da o teröristin, eğer teröristse soruşturma sonunda bu net belli olacak. O kişi, patlamaya neden olan kişi kadın olduğu söyleniyor. Bizim de kaynaklarımız gerçekten de onun kadın olduğu değerlendirmesini yapıyor. O kişi eğer o işin dahli varsa hem fiziki hem de kimyasal delillerin de ortaya konmasıyla birlikte yakalanacak, gözaltına alınacak.